Ramazan ayına girdik. Ramazan ayının tüm İslam alemine, ülkemize, hayırlar getirmesini diliyorum. 1990'lı yıllarda yaptığımız uygulamamız sürekli olarak ihtiyaç sahibi insanları zabıtamız tarafından tespitlerini yaptırıp evlere yemek göndermek, sefer tasarıyla sıcak yemek göndermek ilkemizdi. Bundan çok iyi neticeler aldık, dualar aldık. Çünkü yemeği belediyemizde ilgili memur eve götürüyor. Veren tek kişi, bir de alan, yani veren ve alan görüyor. Çadırlarda yemek yapmak, kent meydanında yemek yapmak çok yararlı olmadığına inanıyorum. Oradan geçenlerin tesadüfen yemeğe dahil olduklarını görüyorum. Onun için hak yerini bulması için bizzat belediye tarafından tespitlerin yapılıp belediye ilgilileri tarafından da evlere yemeklerin teslim edilmesinin en güzeli olduğuna inanıyorum. O yıllarda 3 tane çocuğu vardı, kocası bırakmıştı. Kendisine şöyle dedim: bu yemeği eve getirmesek de Hükümet Meydanı'nda, İnönü Parkı'nda size çadırlarda yemek versek olur mu dedim. Başkan Bey dedi, 3 tane çocuk dedi, bir de ben dedi, otobüs parasını nereden bulacağız dedi. Otobüs parasını bulabilsem dedi, zaten bakalım peynir, domates alırım, öyle evde yerim dedi. Aşağıya nasıl gideceğiz biz dedi. Yaptığımız işin çok önemli olduğunu gördüm. İlerleyen zamanda yaz ayına girdiğimizde gıda mühendisleri beni ikaz ettiler. Dediler ki yaz ayında özellikle tavuk gibi gıdaların zehirlenmelere, toplu zehirlenmelere yol açabileceğini söylediler. Bu bağlamda yaz aylarında bu uygulamadan vazgeçtik ve mahalle iftarlarına başladık. Ama şimdi mevsim normallere döndüğü için tekrar kendimiz yemeklerimizi kendi aşılarımızla birlikte, öz kaynaklarımızla birlikte hazırlayıp evlere sunmaya karar verdik. Bunun için ilk etapta Ramazan kolyelerini hazırladık. Ramazan kolyelerini hiçbir aracıya vermedik. Bunu tamamen yasakladık. Yani muhtardı, şuydu, dernekti falan. Böyle şeylerle hiçbir alakamız yok. Direkt olarak zabıtamız ihtiyaç sahibi insanları tespit edip o evlerin hakikaten ihtiyaç sahibi olduğunu zabıtalar tespit ediyorlar, araştırıyorlar. Ve o evlere yardım yapıyoruz. Kolyeleri bu şekilde dağıtıyoruz, Ramazan kolyelerini. Birinci etap Ramazan kolyeleri şu anda evlere dağıtılıyor. Allah nasip ederse Kadir gecesinde, gerekirse ondan evvel bir kez daha kolye dağıtımına devam edeceğiz. Yemeklerimiz için de ekibimiz hazır. 20 kişi civarında bir mutfak ekibimiz var. 24 kişi civarında da dağıtım ekibimiz var, 6 tane ekibimiz var. Bunlar bizzat ekmekleri sefer taslarıyla beraber yemekleri alıp evlere dağıtıyorlar. Sefer taslarımız değişik kişilere hitap edecek tarzda 3 boyuttan oluşuyor. Kalabalık ailelere büyük sefer tasları bırakıyoruz. Aynı zamanda yemeklerimizi çok bol kepçe bırakıyoruz ki verdiğimiz evlerde sadece İftarda değil, ertesi gün öğlen veya sahurda da
aynı yemeği yemeye devam etsinler diye bol miktarda yemeklerimizi koyuyoruz. Ben burada elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla konuştuk. Etli yemekleri çok yapmaya çalışıyoruz. Burada hayra girmek isteyen, sanada girmek isteyen vatandaşlarımız varsa eğer bizim et almamız için pirinç, meyve almamız için vatandaşlarımızı yardım etmek isterlerse, hayra girmek isterlerse başka yardımcısı Atilla Bulu'a gelebilirler, yardımlarını yapabilirler. Yardım yaparlarsa Allah razı olsun, yapmazlarsa biz belediye olarak muktediriz ve kendi kendimize de bu işi yapıyoruz. Aynı zamanda zaman zaman pazar yerinden manavlar bizlere meyve gönderiyorlar. Ekstra olarak yemeklerin arasına bu meyveleri de katabiliyoruz. Menü daha da zenginleşmiş oluyor. Emliyim pastaneler baklava gönderiyor, tohumla gönderiyor. Onları da ilave menü olarak bunlara katabiliyoruz. O şekilde daha da zengin oluyor. Zaten Kadir gecelerinde veya belli gecelerde belediye olarak mutlaka menüyü zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda 1599 kişiye Ramazan kolisi dağıttık. 280 aileye, yani 1500 civarında kişiye de yemek dağıtımını yapıyoruz. Buradan rica ediyorum basın mensuplarına ve bizi izleyenlere ricada bulunuyorum. Her ne kadar çok titiz davrandıysak da, ekiplerimiz davranıyor, ekiplerimiz ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerini tespit etmiş olsa da eksiklerimiz olabilir. Bize hemen bildirmelerini rica ediyoruz. Falan mahallede ihtiyaç sahibi bir aile var, muhtaçlar, buraya yemek gitmesi gerekiyor diye bizim atladığımız varsa hemen bildirirler. Atilla Bulu'ya, başkan yardımcısına bildirsinler. Hemen listeye ilave edebiliriz. Geçtiğimiz yıldaki tecrübelerimden biliyorum. Bazen hata yapabiliyoruz. Arabası olan, evi olan isim de bize bir şekilde yazılıyor. Yanlışlıkla oralara da yemek gönderebiliyoruz. Böyle bir şey olduğunda da bize lütfen bildirilsin. Böyle bir hatamız varsa hemen düzeltelim, onu listeden çıkaralım. Ramazan boyunca tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ekip olarak, yaşı olarak hazırlıklarımızı yaptık ve ekiplerimiz de bu işe büyük bir zevkle yapıyorlar. Bir hayır işlediklerine inandıkları için, sadece maaş aldıkları için değil, bir Ramazan gönüllüsü gibi ekiplerimiz elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Onlara da huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum ve onlara hep tembih ediyorum. Menülerimiz etli olsun, protein iyi olsun, iyi seçilsin ve bol kepçe konulsun ki eve ihtiyaç sahibi evlere gittiğinde yemek sadece o akşam değil, aynı zamanda ertesi güne de çocuklarına kalsın, ertesi gün de yesinler şeklinde devamlı olarak kendilerine telkinde bulunuyorum. Çok değerli aşçılarımız burada onlarla birlikte zaten biz de öğlenleri bize de yemek veriyor memur arkadaşlarımıza. Hepsi de başarılı arkadaşlar, lezzetli yemekler yapıyorlar, sağ olsunlar. Çok hijyen ve temiz bir şekilde mutfağımızı tutuyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, evet, bugün dağıtıma başlıyoruz. Fırınlardan zaman zaman ekmek gönderiliyor bize. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hayırsever insanlar et bakımından, pirinç bakımından almamız için yanında da bulunuyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın aylara vesile olmasını tekrar diliyorum. Bu mübarek ayda toplar aç olmadığını düşünerek gereğinde rahatlıkla yatağına girebilirler, akşamları huzur içerisine girebilirler. En büyük amacımız ve hedefimiz bu. Eksiklerimizi bize bildirirseniz son derece memnun oluruz. Allah nasip ederse Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirdiğimiz Erdemir Genel Müdürlüğü'nden Elif Otel'e kadar olan alanda, havada güzel olursa o akşam iftar vereceğiz. Dışarıda iftar vereceğiz. Ve de o akşam bir takım etkinliklerimiz olacak. Bir takım konferanslar yapmayı düşünüyoruz. Değerli bilim adamlarını, din alimlerini buraya getirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladılar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü menüde ne var Sayın Başkan?
Bugün menüde mercimek çorba var, tas kebabı var, pilav var. İlk semertasların aile sayısına göre. Bir kişilik bir aile. Bol bol bol. Hiç kokma. Et fazla gidecek. Pilav fazla gidecek. Bir kokma. Aile. O büyükler kaç kişilik? Sen çıkarsın. 9 kişilik, 10 kişilik. Onun için 70'te Hüseyin Bey de bugün Hüseyin Orhan Bey de yazmış. 70'te çok büyük övgüler. Hakikaten çok doğru bir hareket. Yerine gibi yemekler. Yanlış protokol geliyor, bilmem ne geliyor. Garibanlar dışarıda kalıyor. Zaten garibanlar uzak yerlerden, top başından, koro başından falan gelemiyor buraya. Nasıl gelsin? Araba parası verecek, dönüşte araba parası verecek, çocuklarını oraya getirecek, indirecek. Olacak bir iş değil yani. Bana göre en doğru işlemin bu olduğuna inanıyorum. Bütün belediyelerimizin de bu yola girmesine büyük bir yarar var diye düşünüyorum. Doğru gel, doğru gel. Gel.